Merhaba el örgü severler. Bugün sizlere bir önceki videomuzda anlattığımız çarkıfilek motifimizin kare motife nasıl çevirebiliriz? Bunun anlatımını yapacağım. Ben yine 3 milim tığ ve bebe ipi kullandım. Ve motifimi tamamladıktan sonra da bir sıra skeine geçtim pembe ipimizle. Motifimizi bu şekilde tamamladık. Eğer modelimizi beğendiyseniz izlemeye lütfen devam edin. Bir önceki videomuzda çiçeğimizin nasıl yapıldığını anlatmıştık. Şimdi bunu nasıl bir bebek battaniyesi motifi şekline nasıl getireceğiz? Kare bir motife nasıl dönüştüreceğiz? Bunu anlatacağım. Dörder tane zincir çektim. Bu altlarda örmediğimiz birer tane trabzanlarımız vardı. Şu boşluklarda bakın. Hemen görünüyor. Onlara batacağız. Böyle battım. Ve skin olarak aldım. 4 tane yaptım. Tam bu çarkı filek bölümünün olduğu bölümde şöyle bakın. Motifin ördüğüm kısmını arkaya doğru ittirince görünüyor. Şöyle yapayım. Tam şu kısımda kalıyor. Arada. Zaten bir tane atlamıştık, bir tanesini örmüştük. O atladıklarımıza da şimdi motif yapabilmek için yuvalar oluşturuyoruz. Bu yuvalarımız 8 tane olacak. Yani yapraklarımız da aynı eşit sayıda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu bölümün ikisini bir araya getirelim. Bu şekilde yuvalarımızı tamamladık. Üst sıraya çıkacağız şimdi. Yuvalarımızı hazırlamıştık. Şimdi üst sıraya çıkacağız. Pembe ipimi koparmamıştım. Hemen içinden geçtim. 3 zincir çektim. İpimi keseceğim. Hemen bağlayacağım ki elimin altında bana engel olmasın. Evet, kestik. 3 zincirimizi çektik. Ve böyle bu ördüğümüz pembe çarkı feleklerimizi biraz böyle aşağı indiriyoruz. Yuvalarımızı öne alabilmek için. Çünkü buralara böyle dolduracağım şimdi. İlk yuvamıza 3 tane üçlü trabzan doldurdum. Şimdi bunu atlıyorum. Aralarında zincir yok. Gene 3 tane üçlü trabzan yaptım. Ama şimdi köşe oluşturmam gerekiyor. O yüzden 3 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya batıyorum. Şimdi diğerini atlayacağım. Üç tane de buraya ördük. Diğerini atladım.
3 tane de buraya örüyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar diğerini atladım. Şimdi köşeyi oluşturacağım. Üçüncü köşeye geliyoruz şu an. Üç zincir. Yine aynı noktaya battım. Diğerine atladık. Üç tane. Üçlü trabzan ve son köşem için şu ipimi de böyle tutacağım ki bunu da arkadan yürütelim. Son köşemizdeyiz. 3 zincir aynı noktaya battım. Evet, ilk sırayı tamamlamış olacağım. Şu an böyle bakınca pek belli olmasa da arka tarafını bayağı belli oluyor. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonraki sıralarda hepsini tek tek batacağız. Köşelerde 3 tane üçlü trabzan, 3 zincir, üçlü trabzan yaparak buraları altışar doldurup arttıracağız. Bunu 3 sıra yapacağız ve motifimiz tamamlanmış olacak. Ve işte motifimiz bitti. Ben kenarını da bu şekilde bir sıra sıken olarak geçtim. Mesela ördüğünüz bitti diyelim. Gene kendi ipinden ekleme yaparsanız ön yüzden bu şekilde görünecektir motifleriniz. Çok da güzel olacağını düşünüyorum bu şekilde. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.